Bu videoda çarpma işlemini biraz daha ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz. Örnek olarak da 4 çarpı 7'yi kullanmak istiyorum. Bazılarınızın bu işlemin sonucunun ne olduğunu bildiğinizi biliyorum ama bu videoyu yine de izlemenizi öneririm. Çünkü bu videoda bir çarpma işlemini daha basit parçalara nasıl ayırabileceğimizi öğreneceğiz. Ve bunun ileride işimize çok ama çok fazla yarayacağını da eklememe gerek yok sanırım. 4 çarpı 7 gibi değil de bundan çok daha zor çarpma işlemlerini ile yaparken işinizi kolaylaştıracak bir yöntemden bahsediyorum. Örneğe geri dönecek olursak 4 çarpı 7'yi farklı şekillerde düşünebiliriz. Ben kızgın kedileri tercih ediyorum. Göstermemi ister misiniz? Evet, ne kadar kızgın olduklarına bir bakın. Bu 4 çarpı 7'yi gözümüzün önüne getirebilmenin bir yolu. Burada 4 satır var ve her satırda da 7 tane kızgın kedi. Bakın mesela bu satırda tamı tamına 7 tane kedi var. Bazıları bundan 4'e 7'lik bir tablo olarak da bahsediyor. Der. Siz nasıl düşünmek isterseniz öyle düşünebilirsiniz. Evet biri size burada kaç tane kedi olduğunu sorduğunda 4 satır çarpı 7 sütunu düşünmeniz gerekir. 4 çarpı 7 aynı şeyi bir bant şemasıyla da gösterebiliriz. Daha önce buna benzeyen bir şey görmüş müydünüz bilmiyorum. Karşınızda 7 tane 4 var. Bunun 4 artı 4 artı 4 artı 4 artı 4 artı 4 artı. 4 olduğunu da düşünebilirsiniz. Hangi yolu tercih ederseniz edin ki bunu toplama ile de yapabilirsiniz. Size videonun başında bu videoda farklı bir yol göstereceğimi yani bunu daha basit parçalara ayırıp işimizi kolaylaştırabileceğimi söylemiştim. Demek istediğim, şimdi 4 çarpı 7'nin neye eşit olduğunu bilmediğinizi düşünün. 4 çarpı 7'yi bilmiyorsunuz ama 4 çarpı 5 ile 4 çarpı 2'yi biliyorsunuz. İşin ilginç yanı 7, 5 artı 2'ye eşittir öyle değil mi? O halde önce burada kaç tane kedi olduğunu bulmaya çalışalım. 4 satır ve 5 sütun. Sonra da geri kalanı yani 4 satır 2 sütunu bulabiliriz. Bununla da az öncekiyle aynı sayıda kediyi elde edeceğimizi fark ettiniz değil mi? demek istediğim 4 çarpı 7'yi 4 çarpı parantez kullanacağım ve 7 yerine 5 artı 2 yazacağım. Evet yaptığım şey 4 çarpı 7'yi daha doğrusu 4 çarpı 7'deki 7'yi 5 artı 2 olarak yazmaktan başka bir şey değil. İşlem sırasını düşünürsek parantez içinde olduğu için önce 5 artı 2'yi yapmamız lazım. 5 artı 2'den de zaten 7'yi elde ediyoruz öyle değil mi? Ve bununla da burada kaç tane kedi olduğunu bulabiliriz. Etrafını turuncuyla çizdiğim yerde içinde 5 tane kedi olan 4 satır var ve bu 4 çarpı 5'e eşittir. Buna bir de etrafını morla çizdiğim yerdeki kızgın kedileri yani içinde ikişer kedi olan 4 satır kediyi eklersek 4 çarpı 2. Burada kaç tane kedi olduğunu bulabiliriz. İsterseniz buralara da parantez koyabiliriz. Sizce tüm bu zahmete neden girmiş olabilirim? Çünkü bazılarınız için 4 çarpı 5 çok daha basit bir işlem öyle değil mi? Beşer beşer sayarak bunun 5 10, 15, 20'ye eşit olduğunu kolaylıkla bulabilirsiniz. Aynı şekilde 4 çarpı 2 de daha basit bir işlemdir ve bu yüzden 4 çarpı 5 20, 4 çarpı 2 de 8'e eşittir ve bu ikisinin toplamı da 28 eder diyebiliriz. Aynı mantığı buradaki band şemasına da uyarlayabiliriz tabii. Elimde 5 tane 4 varsa, e, buradaki dörtlerden bahsediyorum. Buna iki tane daha dört eklersem, onlar da buradakiler 4 çarpı 7 işleminin sonucunu bulabiliriz. Bu videoda öğrenmenizi istediğim şey, karşınızdaki işlemin 4 çarpı 7 olmadığı ya da kızgın kedilerle karşı karşıya olmadığınız durumlarda da işlemleri sonucunu bildiğiniz daha basit ve küçük parçalara ayırabilmeniz. Bir örnek daha vereyim. Birinin size 6 çarpı 9'un kaç ettiğini sorduğunu düşünün. Şimdi hemen videoyu durdurun ve bu işlemi daha basit parçalara ayırıp ayıramayacağınızı biraz düşünün. Şimdi 6 çarpı 10'un ve 6 çarpı 1'in kaça eşit olduklarını kolaylıkla bulabiliriz. Ve eğer biliyorsanız bu işlemi 6 çarpı 9 yerine 10 eksi 1 yazarak da ifade edebiliriz. Bu 6 çarpı 9'un sonucunun 6 çarpı 10 eksi 6 çarpı 1'e eşit olduğu anlamına gelir. Aynen burada yaptığımız gibi bunu da 6 çarpı 10 eksi 6 çarpı 1 olarak ifade edebildik. Burada dağılma özelliğini kullanarak parantezi açtık ve böylece bunu elde ettik. Anlaştık mı? 6 çarpı 10 Kolaylıkla 60 eder. 6 çarpı 1 de 6. Ve 60'tan 6'yı çıkarınca da evet 54 buluruz. Ve bazılarınız için bu 6 çarpı 9'u yapmaktan çok daha kolaydır. Tabi bazılarınız da 6 çarpı 9 zaten basit bir işlem. Bu kadar çok sembol kullanarak neden işleri uzatıyoruz ki diye düşünüyor olabilirsiniz. Yapmak istediğim şey size işlemleri zaman zaman aklınızdan bile çözebileceğiniz hale getirmeyi öğretmek. Yani mesela 6 çarpı 9'un neye eşit olduğunu hemen hatırlayamazsanız aklınızdan 6 çarpı 10 eksi 6 çarpı 1'i hemen yapabilirsiniz öyle değil mi? Sonuç 54'tür dersiniz. Videonun başında da dediğim gibi 4 çarpı 7 ya da 6 çarpı 9 işlemlerinin sonuçlarını biliyor olabilirsiniz ama ileride çok daha büyük sayılarla yapılan çarpma işlemleriyle karşılaştığınızda bu yöntemin çok ama çok faydalı olduğunu siz de göreceksiniz.